Mesut Bey, şimdi izleyicilerimizin de merakla beklediği bölüme geldik. Evet. Yağ yakıcı, yoğurtlu bir kürümüz var sanırım. Ondan mı başlayalım? Ondan başlayalım. Şimdi tabii Covid döneminde evde izole olduğumuz için kilo aldık maalesef. Aldık, evet. Bu tarifimiz daha çok yağ yakıcı. Güzel, bir tarif. Güzel. Aynen. Gece bunu de yiyebiliriz yani. Tatlı aynen isteğinde. Çok güzel olur. ne yaparız? İşte 5 kaşık. Ben ev, alayım ev, onları. Ev yoğurdu. Evet. Olursa çok daha güzel. Olamaz. Ev yoğurdu getirdim ben. Ha, aynen. Yapabilirsek keçi yoğurdu daha güzel. Daha sağlıklı. Tabii ama genelde biraz ağır oluyor. Kokuyor ama evet. Daha sağlıklı olduğu için 5 kaşık yağsız olursa daha iyi. Yağsız yoğurt. Çünkü yağ yakmak için yağlı tüketmemek lazım. Evet. Bir çay kaşığı tarçın. Ben oradan alabilir miyim? Tabii. Şöyle. Aynen tarçın. Öyle tarçın. Zencefil, zerdeçal. Bir çay kaşığı bir tarçın. Bir çay kaşığı zencefil. Bir çay kaşığı tarçın. Şimdi zencefil, zerdeçal gerçekten çok besleyici. Aynı aileden aslında. Hem bağışıklık sistemini artırıcı, hem vücut direncini, vücut için biraz da yağ. Evet, biraz da zeytinyağı koyarsak vücudun tatlı ihtiyacını da gidermek amacıyla bunları karıştırıp yersek hem tok tutar, hem vücut direncini artırmış olur. Hem karaciğerimizi detoks yapar. Karaciğerimizin yağlanmasını engeller, bağırsaklarımızı düzenli çalıştırır. Kemiklere çok iyi gelir. Aa, kemik ağrılarına, eklem ağrılarımıza ve cildimize, yani cilt için de çok önemli. Evet. Bunu yapıla ve bununla birlikte akciğerlerimiz için solunum Aynen. sistemi hastalıklarında. Peki ne zaman yiyelim? Yani şöyle, bunu eğer akşam yemek yemiyorsanız bunu bir öğün olarak tüketelim. Bunu tek öğün olarak, tek olarak yapabilirsiniz. Eğer doyuyorsanız yiyebilirsiniz. hatta yemekten önce yerseniz tok tutar, tok tutar. Az iştahı da keseceği için az yemek yemiş olursunuz. Yani bunu öğlen yemeğinde önce. Evet, ben öğlen yapıyorum. Yani öğlen yemeğinden önce ya da akşam yemeğinden önce yapılabilir. Kendinizi kırgın hissediyorsanız, rahatsızlık istiyorsanız bunu bu karışımı yaparsak vücut direnci artmış olur. Zencefil ve zerdeçal özellikle malinitede, kanser tedavilerinde de kullanılan tamamen tabii geçiren değil ama koruyucu amaçlı da özellikle zerdeçal çok kullanılan bir baharat. Evet, ve ilaçları da büyümesini engelliyormuş herhalde. Bahar, özellikle kolon, akciğer ve göğüs kanserlerinde çok başarılı. Onun için baharatları sık kullanmak önemli ve besleyici ve doyurucu oluyor. Evet, özellikle tekrar şey verelim mi COVID, tarifini? Tabii verelim. 5 kaşık yoğurt. Evet. Bir çay kaşığı tarçın. Toz tarçın tabii. Evet, zerdeçal. Bir çay kaşığı zencefil, bir çay kaşığı da zeytinyağı. Ya zeytinyağı biraz arttırabilirsiniz yani sonuçta. Damak tadına göre. Tabii içine isterseniz bir şey olabilir, pekmez hafif şekerli olsa. Eğer tatlı istiyorsanız pekmez. Hı. Yani bir çay kaşığı bal da koyabilirsiniz. Hakiki bal. Beten tohumu koyabilir miyiz? Olur, chia tohumu. Yani karıştırılabilir yani. Bunu kombine yapabilirsiniz. Güzel bir karışım, doyurucu. Evet, mis gibi de koktu zaten. Sağlıklı, afiyetli olsun. Sağ olun. Şimdi detoks suyumuzu yapalım. Aynen. Şimdi detoks suyu da sıcak ılık su olacak. Yani bir bardak ılık suyun için. Hatta bunun içine de karıştırabilirsiniz. Yani evet, ben tavunuz, şimdi sürahiyi atalım diye düşündüm. İçine bir yeşil elma ya da iki yeşil elma olabilir. Kabuklarını dilimleyerek. Kabuklu olacak çünkü kabukta her vitamin, minerali kabukta var. İyice yıkayıp hatta bunları meyveleri sirkeli suda da bekletip karbonat oradaki mikropları da marulları falan da hep aynen. Evet, sirkede hatta yeşillikleri artık karbonatta bekletip ilk önce öyle tabii oradaki parazitleri yok etmek için karbonat daha başarılı. Ne kadar mesela? Yani bir tatlı kaşığı karbonat koyup bir 5 dakika bekletip bir tatlı kaşığı yeter. Sonra bir 10 dakika 15 dakika bekledikten sonra üstüne biraz sirke koyup sirke de o mikropları yok etmek amacıyla sonra iyice yıkamak lazım. Limonu koyduk, elmayı koyduk, limonu koyduk. Bir de 10 adet de karanfil tohum. Karanfil de çok değerli bir bitki. Özellikle bunu
daha çok nide kullanıyoruz. Ağzımız koksun diye yani. Evet, güzel. Evet, hani hep öyle kullanıyoruz. Ya da ama, işte sütlü tatlılarda aynen, falan de, da ama çok faydalı çünkü diş eti kanamaları, diş ağrı çürüklerde de özellikle diş ağrısı için karanfil yağı sürülmesi. Ağrıyı da kesiyor değil mi? Ağrıyı da kesiyor. Bununla birlikte sindirimi çok rahatlatıyor. Eğer şişkinlik varsa şişkinliği azaltıcı özelliği var. Bağışıklık sistemi ciddi olarak artırıyor. Hatta karanfil çayı sıcak. Sadece karanfil çayı ben, bile yapabilir. Evet onu söyleyeceğim. Ben de karanfil çayı yapıyorum. Bir fincana 6-7 tane karanfil, bir çubuk tarçın ve taze zencefil. Aynen. Kesiyorum. Aynen. Hani güzel. Tatlı isteğinde işte. Onu çünkü içiyorum. Çünkü tabii karanfille çubuk tarçın insülin direncini kırmakta birebir. Tatlı isteğini gideriyor. Yani hem şeker hastalarında çok başarılı. Yani çubuk tarçın, karanfil hem tok tutuyor hem bağışıklık sistemini artırıyor. Hem yağ yakıyor. Metabolizmayı hızlandırıyor. O faydalarını da öğreniyoruz. Bunları yapıp kullanmak, içmek sağlıklı. Yani düz su içeceğinizi böyle bir karışım yapıp içmek hem bu Covid döneminde hem aldığımız kiloları yakmak açısından ama tek başına yeterli değil. Hareket mutlaka. Tabii hareket. Spor. Spordan önce bu karışımı şimdi, içersek. Onu soracaktım. Ne zaman içelim? Gün yani boyu spor, bunu yapalım. Bunu yapıp içebilirsiniz. Dursun, susadıkça. Yani 2 litre susadıkça, iş yerinde oturuyorsanız masanızın yanında olsun. Benim evet çünkü gün iş yerinde boyu çalışırken böyle. Unutuyoruz su içmeyi. Unutuyoruz. Yani aynen. Mutlaka bir karışım yapıp böyle yaparsak genelde ne yapıyoruz? Yazın kiloları atmak için böyle karışımları yapıyoruz. Aynen. Ama yaza kadar hazırlanmamız lazım. Şimdiden hazırlanmamız lazım. O nedenle sadece yazın değil kışın da bu tür sıvıları tüketirsek canlı su da olursa böyle dediğim gibi pet şişe açısından değil de cam şişelerde tüketmek, cam şişelerde su içmek daha sağlıklı. Böyle bir karışım hem detoks açısından hem vücudun toksinleri atmak hem vücut direncini artmak. Kendimizi zinde etmek için güzel bir karışım. Evet. Kolay yapılan. Çok basit. En güzeli de o. Hani herkesin, çok zor değil. Herkesin, pratik. Ofiste bile tabii hani yapabileceğiniz. Tabii herkesin ulaşabileceği meyveler ve baharatlar. Onun için afiyet olsun diyorum. Teşekkürler, sağ olun. Tekrar söyleyelim bunu. Evet. 1 litre suya 2 yeşil elma, evet. 1 limon dilimledik, 10 tane kadar karanfil ve 1 çubuk tarçın. Tarçını unuttuk, onu da koyalım. Harikaydı. Evet, gün içinde susadıkça aynen. Ya da tatlı isteğiniz oluştukça içebilirsiniz sevgili izleyicilerim. Afiyet olsun. Ay Mesut Bey çok teşekkür rica ederiz. Rica ederim. Çok sağ olun. Rica çok ederim. Keyifli bir söyleşi. Çok, sağ çok sağlıklı aynen. Bir söyleşiydi. Ben teşekkür ederim beni konuk ettiniz burada güzel Güzide şehrimizde ve güzel mekanda. Çok keyif aldım. Umarım dinleyenler de mesajları almışlardır. Umarım. Kendilerine doğru bilgilere ulaştırabildiysek ne mutlu bize. Çok sağ olun. Sağlıklar. Herkese sağlıklar dilerim. Herkese çok teşekkürler ama biz sizi çok seviyoruz. Manisa'ya bekliyoruz sık sık. Çünkü sizin ilgi alanlarınız, branşınızla tabii. ilgili tekrar yapalım program. Tekrar tabii, bekleriz. Tabii, memnuniyetle. Sağlık dolu, çok keyifli bir program yaptık. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.